Gece yarısı kayıtlarından selamlar herkese. Daha uyumadım. Yani şimdi uyumaya gidecektim ama belki ses kaydı alırsın, açılırım diye düşündüm. O yüzden bu ses kaydını alıyorum. Animasyona devam etmem gerek. O animasyonun line art'ının bitmesi gerek artık. Merhabalar, nasılsınız? Şimdi ben ne yapıyordum onu anlatayım. Animasyonun line art'ına devam ediyordum. Line art'ın bitmesine ne kadar kaldı diyecek olursanız bir düşüneceğim. Yani bir %60'ı, %69'u falan bitti line art'ın. Eğer devam eder isem şimdi uykum açılırsa bir %75 kadar bitiririm diye düşünüyorum yine. Bir de elim ağrımasa tabii bitiririm, hızlı olur. Boyaması da bayağı bir sürecek. Onu da belirteyim, maalesef sürecek. Çünkü fazla sayfa var içinde. Ondan dolayı boyaması ağzıma sıçacak biraz. Bunun dışında bugün ne konuşacağım? Ama yine takıldı bu konu. O yüzden konuşmam gerek. Kanallar diyeyim. Content falan vermiyorum. Başlığa yazarım içeriğini. Kanallar. Yine sinirimi bozdu. O yüzden yine bir konuşacağım. Zaten o tarz kanalların büyük bir çoğunluğunu engelledim. Yunus Emre Gündüz hariç o batmıyor bana. Şu an bana batmıyor o kadar. Ama onun dışındakiler bayağı batıyor. Açıklamak gerekirse çok batıyor. Çünkü söz ettim mi bilmiyorum. Animasyonun da kendi içinde zorlukları vardır. Yani seçtiğin alana göre zorluğu vardır. Mesela benimki frame to frame, frame by frame, yani tek tek çiziyorum ben nasıl hareket ediyor, neden hareket ediyor yani. Bir de bunun ritmik hali var ya, kendi içinde de ayrılıyor. Böyle gerçekten bir sürü sayfayla çizip bayağı akıcı da yapabiliyorsun. Ya da böyle ritmik yaparak hareketi en azından anlamlandırabiliyorsun. Ben genellikle ritmik yapıyorum, hareketi anlamlandırıyorum yani, böyle tek 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 çizmiyorum ben maalesef. Çok zor çünkü yapamam bunu. Neyse. Mesela Yunus Emre Gündüz'ün yine övmeyeceğim. Yine övmeyeceğim. O en azından şöyle bir şey yapıyor abi. Adam şey yapıyor. İlk söz ettim bunu da. İlk animasyonuyla şu anki animasyonun arasında hayvan gibi bir fark var. Ya programı öğreniyor. Kendisine göre bir şey yapıyor. Bana göre kaliteli mi? Değil, ama adamın bir uğraşı var. Bir uğraşı var hani. Hikayeleri kaliteli mi? Yine bana göre değil. Ama uğraşıyor bak. Allah birisi 8 saat boyunca bir çöp adam çizse bile ben derim ki en azından uğraşmış amına koyayım derim. Yani uğraşmak benim için gerçekten çok çok önemli. Çok çok önemli. Bu Yunus Emre Gündüz de bu konuda, yani bu yüzden sallamıyorum. Adam gerçekten uğraşıyor ya, gerçekten uğraşıyor. Ama bazı kanallar var ki bu içeriği kullanıp o içerik olmadan düşündüğün zaman böyle bildiğin klasik YouTuber, hani klasik oyun kanalı ya da klasik hikaye kanalı olacak kanal türleri var. Ve bunların böyle bayağı patlak vermiş olması beni bayağı rahatsız ediyor. Şu konuda rahatsız ediyor. İnsanlar animasyonu, çizimi o zannediyor. Yani bir hevesle atılıyorlar ki umurumda bile değilsiniz çoğunlukla, sikimde değilsiniz. Yani atılıp bir bok başaramayınca köşede ağlayın, böyle ne kadar zor olduğunu anlayın. Götünüze girsin bir el morarıklığı, bel tutulması, yok gözlerin yanması, düşünememe, artık benimki gibi konuşamama, çok çizmekten bir girsin götünüze. Bakalım kolay mıymış, değil miymiş anlarsınız amına koyayım. Yani hiç umurumda değilsiniz. Acı çekerek öğrenirsiniz umarım ki bir daha yapmazsınız amına koyayım. Neyse, onu bir yana. İşte bu tarz kanallar şeye sebep oldu. Yani bizim ülkenin genel bir sorunu mu bilmiyorum. Bu hangi videosuyla patlak vermişti bu? Hiç aklımda bile yok. Ama benim bildiğim videosu İmam Hatip'te bir videosu. Yani çok güzel hareketler bunlar. İki skeci misali bir videosu vardı. Onunla ünlü olmuştu ilk. Sonra mentorun sırtlamasıyla böyle huk diye kalktı havaya. Bayağı bir patlak verdi bu mentor şeyiyle falan. Ama şöyle bir sıkıntı var. Buna şimdi size farkı anlatacağım. Yunus Emre Gündüz de bu söz ettiğim kişinin farkını anlatacağım. İkisi arkadaştır muhtemelen ama umurumda değil yani. Karşılaştırma yapıyoruz ki benim derdimi anlayın. Ben niye o kanalı sevmiyorum da Yunus Emre Gündüz'e saygı duyuyorum.
Şöyle bir olay var. Yunus Emre Gündüz'ün stili şöyle bir şey. Bir iskeleti var. Oturmuş, oturtmuş. Yani Instagram zamanlarında bile olduğu vakitlerde Instagram zamanlarında tek tek çiziyordu yani. Çiziyordu, koyuyordu. Kopyala yapıştır yapıyordu belki. Fakat kendisine göre bir anatomisi vardı. Bu çizimde kilit noktadır. Stil bulma konusunda da çok şeydir, yani kilit noktadır. Karakterin kolları aşırı uzun olsa bile ya da bacakları çok kısa olsa bile çizimin anatomisine uygun olması. Önemli olan budur. Sen istersen karakterin kolunu 2 metre yap. Önemli olan o karakterin anatomisine uyuyor mu? Sen o kolu 2 metre yaptın mesela, bacaklar da 2 metre olmak zorunda. Çünkü insan anatomisinin şeyi öyle gider. Ya da parmakları çok uzun yaptın diyelim. Kafaya uygun yapman gerekiyor parmakları, anlatabiliyor muyum? Kafayı biraz daha büyük yapman gerekiyor. Ya da ayakları büyük yapman gerekiyor. Ellerle uyumlu gitsinler diye. Kafa yine birazcık büyüyecek. Yani stil bulma konusunda bu riskli bir şeydir. Yani stilin kendi anatomisini bulma diye bir segment var benim için. Yani kullanacağın stilin kendi anatomisi. Ve Yunus Emre Gündüz'de o iskelet oturmuş abi. Değişmiyor. Yani aynı sahne değil de böyle birkaç sahneyi yan yana çizdiğinde böyle şey görmüyorsun, bir hata görmüyorsun çoğunlukla. Adobe Animate'den animate etmesi dışı tabii. O ayrı da. Bir hata görmüyorsun. Böyle gözünüzün önüne getiren adamın çizimleri. Böyle bir şey görmüyorsunuz. Neydi onun kelimenin adı? Bir çıkıntılık görmüyorsunuz. Onun stiline aykırı bir şey görmüyorsunuz. Bu stilini bulmuş insanın özelliğidir. Yani çizim mesela sana ne kadar böyle düzensiz, orantısız dursa bile bir bütünlüğü vardır ve seni rahatsız etmez. Belki rahatsız edici bir stildir ama o rahatsız edicilik de rahatsız etmez seni. Yani garipmiş falan dersin. İşte Yunus Emre Gündüz'de olan şey de bu. Bu diğerine kıyasla. Diğeri şöyle. 2-3 panel çiziyor. Panellerin hiçbiri birbiriyle alakası yok. Yani el çiziyor. Utanmasa böyle şey yapacak zaten, böyle diken el yapacak utanmasa. Böyle çiziyor. Bir de tatlı çizmek suretiyle böyle gözleri kocaman yapıyor. Böyle yuvarlak kafa yapıyor. Onun çizimlerini gözünüzün önüne getirin şimdi. Aradaki farkı tartın. Bütün çizimlerinde böyle her şey farklı farklı, yani bir stil yok, oturmuş bir şey yok, çok anlaşılıyor, hiç böyle oturmuş bir şey yok ve çoğu kişi bu kişiyi, yani kimse inkar etmesi, çoğu kişi bu kişiyi animasyon kanalı olarak tanıyor, yani animasyonlu hikaye kanalı olarak tanıyor. Editleyen ucube eden gece yarısı çerezleri, gerçi saat daha 8 ama şimdi ben bunu dedim ya, hani şey dedim, çizemiyor, bir şey yapamıyor falan. Bu tarz kişilerin, yani bu tarz salladığımız kişilerin, mangaka olaylarında mesela salladığımız kişilerin bize sonradan birkaç kişi gelip şey diyor, yani şu üniversitede ilk üçte bitirmiş, şu çizim üniversitesinde şunu bunu yapmış falan diyen insanlara ithafen şunu demek istiyorum. Çıkar diplomanı göster diyorsanız ben cebimdeki ölü balığı gösteririm. Hiç sıkıntı değil. Yani cebimdeki ölü balıkla tanışmanızı çok isterim. Onu çok dert etmeyin. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Birinin şurada bu yerde diploma sahibi olmuş olması bir şey ifade etmez. Nedeni de şudur. Çünkü bize o yanını göstermiyor. Şu üniversitede şunu okumuş, şunu kazanmış ya da İlk üçte bitirmiş şu çizim üniversitesinde, İstanbul Üniversitesi'nde, Eskişehir Animasyon bölümünde falan. Bunlar bizi alakadar etmiyor. Bize o kısmını göstermesi gerekiyor. Yani o kısmını göstermeden ünlenmesine biz laf sallıyorsak. Yani hiçbir şey yapmıyorsun diyoruz. Olay bu. Diploma ağzıyla konuşmanız da yani ne kadar gerizekalı olduğunuzun şeyidir zaten, kanıtıdır biraz. Çıkar diplomanı göster diyebileceğin tek konular bilimsel konulardır amına koyayım. Sanatta onu diyemezsin yani. Sanatta diplomadan çok o diplomanın üstüne çıkman gerekiyor. Neyse, whatever. Benim diplomamı görmek istiyorsanız ölü balığımın linkini aşağıya bırakıyorum. Editlemeye devam. Ve çoğu kişi de
Bunun yaptığının aynısını yapmaya çalışıyor ama en kaliteli olarak gördüğü kişi o olduğu için çok bir araştırmada yapmaz büyük bir çoğunluğu. Onunki gibi bir şeye kalkışıyor. Hele onun arkadaşıysan yolun açık olsun yani. Hemen böyle 1.000 bir videoyla 1.000 abone, 2.000 abone böyle paket olarak geliyor. Ama işte şöyle bir sıkıntı var. Bu da yani gitmek denilen birazcık sanat sepet tayfa düşüncesi olacak ama çizmek denilen şey böyle yeni dönem abone kasma şeyi olmamalı benim için. Bu kişi çizimiyle ünlü olmadı. Böyle dandik bir hikayesi vardı, onun ünlü oldu. Sonra beraberinde bir iki YouTuber tanıdığıyla beraber daha da bir hopladı. Yani bir hopladı da argo olarak değil bu arada, doğru kelimeyi bulamıyorum. Ben ne zaman böyle şeyler desem, biri vardı zaten. Böyle diyordum. Ben onun yanındayım zaten, ben ona yaranmaya çalışıyorum falan diyordu bana mesela. Ben hani diye kaldım yani. Birine yaranmak için bu kadar da şey yapma yani falan oluyordum. Benim bu kanalda kıskandığım şey şu. Ve evet kıskanıyorum bayağı. Çok güzel güdüyor abi. Çok güzel güdüyor gerçekten. Nasıl anlatsam bu güdümeyi size. Bir kere YouTuber tanıdıkları var. Yani çok basitleşti bu konu. Tanıdıklarıyla beraber bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kendi içerikleri de var ama çok da yani hiç böyle farklılık yarattığını düşünmüyorum açıkçası bu çizer sektöründe. Kendisine animasyon kanalı diyor mu onu bile bilmiyorum bu arada ama ben fandomuna göre gidiyorum şu an. Yani onlar animasyon kanalı olarak görüyor. Yani karşınızdaki kişi üniversite tanıtım videoları gibi videolar yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Stil desen yok. Karakter, persona. Bakın persona çok hafife alınan bir şeydir ama persona dediğiniz şey hayvan gibi önemlidir. Şu yüzden önemlidir. O seni yansıtan kişi. Sen böyle ucube kılıklı biri olmak zorunda değilsin. İlla he, ola da bilirsin. Sıkıntı yok bunda. Ama bir karakter yaratıyorsun sonucunda. Bunun videosunu yapacağım ben. Tutoriallar çekeceğim dedim ya size. Onu ayrı bir anlatacağım. Burada kısaca bir söz edeyim. Karakter tasarımında farklı farklı seçenekleri var. İsterseniz kalabalık yapıp böyle kalabalık yapıp ama yine de toplu olacak şekilde yani Genshin Impact tasarımları gibi kesinlikle değil. Göz yormayacak şekilde de yapabilirsiniz. Ya yani mesela en çok neyi giyinmeyi seviyorsun? Onu abartabilirsin. Mesela bir künye, bir elmas ya da zümrüt vesaire. Böyle neleri seviyorsun? Onu ekleyebilirsin üstüne böyle bayağı çarşaflı bir şey yapabilirsin. Ya da hayvanları seviyorsundur. Bir tane furry persona ya da yaratık vesaire her şeyi yapabilirsin de gidip Gacha Life karakteri de yapmazsın yani değil mi? Yani bu ilk olarak kim bu şeytanlı karakter yaratma işini çıkardıysa ben onun amına koyayım bu arada. Ne yaptığın konusunda hiçbir fikrin yok abi ya. Gacha Life karakteri doldu her yer yani. Yemin ederim Gacha Life'dan yapılmış gibi duruyor. Nasıl kanıtlayabilirim hiçbir fikrim yok ama Gacha Life'dan yapılmış gibi duruyor o karakter. Renklere gelecek olursam renkler de hiç tarzım değil. Yani seçtiği renk paleti hiç tarzım değildir. Zaten şunu da belirteyim, o renk paleti birazcık soluk olsaydı çoğunuzun ilgisini çekmezdi. Bunu da kanıtlayabilirim. Çünkü renk psikolojisi dediğimiz şeydir. Birazcık soluk olsaydı o renkler bilmem ne kor şeyine bile döndürebilirlerdi insanlar ve çoğu kişi izlemezdi. Bu bir yana ben şimdi rahatsız olduğum şeyi anlatacağım. Bakın ben üstünde çalıştığım 15-16 tane seri olması gerek. Yapmam gereken de 6 tane şu an. 6 tane animasyon işi var. Şu an yaptığımla beraber 6 bu arada. Bir de çizgi roman işleri var biliyorsunuz onları. Bir de ben üstünde şey yapmaya çalışıyorum. Böyle South Park misali bir komedi serisi yazmaya çalışıyorum. O muhtemelen ilk olarak dizi halinde olmayacak. Maalesef ki olmayacak, imkanım yok. Yani adam topladık toplamasına da imkanımız yok abi. O kanallar ya birazcık cemiyette yaşıyoruz muhabbeti oldu. Yani nasıl ünlendiğine dair hiçbir fikrim olmadığı kanallar ve bir kitleye de seslenmek istiyorum buradan. Çok mu ünlenmesini istiyorsunuz böyle underground'da gördüğünüz kaliteli sanatçıları ya da diğer şeyleri.
mu böyle istiyorsunuz? Çok mu önlenmesini istiyorsunuz? İstediğini hak etmesini mi istiyorsunuz? O zaman bunu sadece yorum olarak belli etmek yerine o 3 takipçili hesabınızda falan paylaşın. 3 takipçi olsun olmasın paylaşın. Hiç olmayabilir paylaşın. Böyle böyle ünlenir insanlar. Yorumlarda böyle boş yere ay sen çok sen harcanırsın burada. Ay sen gelişeceksin, sen büyüyeceksin falan diye bunları demenize gerek yok. İnsanlar bana bunu çocukluğumdan beri diyor. Sen büyüyünce çok büyük şey olacaksın. Çok iyi çocuksun. Sen kesin iyi yerlere gelirsin falan. Herkes diyor bunu. Diyebilir. Ağzı olan der. Sizin yapmanız gereken bu kanallara destek çıkmak. Destek çıkmak da nedir? Biz söz etmeyiz. Daha doğrusu ben kişisel olarak sevmediğim için söz etmem. Dilenciye benzediğim için. Ki dilenci olmakta da sıkıntı yok. Yani beğenin, yorum yapın şeydim. Bunda bir sıkıntı yok. Ama benim kişisel tercihimdir bu. Ben demem beğen, yorum at, abone ol falan demem. En sonunda yazı olarak belli ederim. Bir de şu sıralar ses kaydı olarak da belli etmeye başladım. Ama bunu niye belli etmeye başladım? O da var. Çünkü bu amına kodumun kanalları gerçekten ünlenmemesi gereken kanallar listesinde. Bu ve bunun türevleri. Yani amına koyayım birisi ünleniyor, tamam mı? Birisi hopluyor. O kişi tüm arkadaş grubuna aynı sektöre dahil ediyor abi. Ya hiç değişmiyor. Ortada ne bir işleri olur, ne bir başka şeyleri olur. Şey de demek istiyorum yani gidip güzel animasyon yapan ya da güzel hikayeleri olan kişilere böyle ay keşke ünlensem falan deyip bu kanalları izlemeye de devam edin bu arada. Bunu da demek istiyorum yani ya izleyebilirsiniz burada da sıkıntı yok. Ama birazcık dediğinizde çelişiyorsunuz yani. İnsan bir şey yapar, paylaşır, arkadaşlarına gösterir. Yani böyle böyle ünleniyor insanlar. Hızlı klik olmayan hali budur. Yavaş yavaş yükselme budur. Arkadaşına gösterirsin. Arkadaşın beğenirse o arkadaşına gösterir. O da beğenirse ona gösterir. Beğenmese de gösterir. Ne kadar salak bir kanaldı. Karşı tarafta ya beğenir beğenmez. Böyle dağılır. Siz bunu da yapmıyorsunuz. Sıfır motivasyonla iş yapmamızı bekliyorsunuz büyük bir çoğunluğunuz. Ve ben bu tarz kanalların böyle bir tik yapmadan, açık olmak gerekirse bir tik yapmadan ünlendiğini görünce ben delleniyorum abi. Çok pis delleniyorum. Çok küfürlü müfürlü olmadı bu ses kaydı. Eğer küfürlü halini görmek istiyorsanız Discord sunucuma gelebilirsiniz. Orada daha açık ifade edebiliyorum kendimi. Videonun kısa özeti şudur. Bu söz ettiğim kanal çizemiyor. Hikayeleri de iyi değil, güzel değil. Sana hitap ediyordur. Senin kalitesiz değil, umurunda değil. Ve birkaç kişi de görüyordum bunu. Bu kişinin sunucusuna gidip yani o görsün diye onun çizimini yapan çok kişi gördüm. Yapmayın. Sonra utanıyor çoğunuz ki çoğu kişi utandığını da sonradan belli ediyor. Çizmenize gerek yok. Hak eden kişileri çizin. Bu kişiler düz çizim olmasa düz YouTuber'a. Bu kadar yani. Bu ses kaydı bu kadar. Bu birazcık iç dökme ses kaydıydı ve uykumu açma ses kaydıydı. Ben şimdi yok oluyorum. Kimleri ünlettiğinize dair hiçbir fikriniz yok. Dipte kalan, güzel işler yapan kişileri ne kadar motivasyonunu düşürdüğünüze dair hiçbir fikriniz yok. Bilmem anlatabileyim mi? Hadi görüşürüz. Video sonu jumpscare'ınız da geldi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Ve daha çok beni görmek istiyorsanız kanala abone olarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Arkadaşlarınızı da bu ucubeyi tanıtabilirsiniz. Onun dışında bir proje üzerinde uğraşıyorum ben. Bir komedi projesi üzerinde uğraşıyorum. Eğer bir şey yapabilirim falan diyorsanız Discord'um üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Instagram üzerinden de bana ulaşabilirsiniz. Reşit olmanız zorunludur maalesef. Çünkü ya gara komedi olacak. O yüzden reşit olmanız zorunludur. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Aidos. Hadi görüşürüz.